Tabii bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemli ölçüde çözülmesini de hedefleyen bir İyi Parti hedefi var. Onun için de milliyetçi isimlerden vazgeçmesi Milliyetçi Hareket Partisi'ni çözme konusunda uzun dönemde bir sıkıntı yaratacak. Yani şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha farklı bir durum var. Yani ideolojik bir refleksi var öyle ya da böyle. O tırnak içinde kolay dağılacak bir parti gözüyle bakmıyorum ben ona. Yani AK Parti gibi bakmıyorum bana. Hani onun geçmişten getirdiği, inşa ettiği bir ideolojik perspektif, ideolojik bir kimliği, ideolojik bir kadrosu var. Düşük oy alabilir, oyları azalabilir, öyle bir trend içinde olabilir ama hani dağılma kelimesi ben onun için çok geçerli kabul etmiyorum ama AK Parti'de başka bir sosyoloji var. Yani orada kaybedildiği andan itibaren, iktidardan gidildiği andan itibaren ismi olmayacak bir parti diye söyleyebilirim size. Yani tamamen zaten bir kişi partisi. En son il başkanları konuşmasını dinledim Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Şunu söyledi. Yani ben birilerini bir görevlere getirdim, birileri bir görevden götürdüm. Yani bu sürecin temel taşıyıcısı, karar vericisi benim. Dolayısıyla ben ne söylüyorsam o olur ki zaten bunu biliyoruz. Bir lider partisinin liderden sonra, yani lider iktidarı devrettikten sonra yaşaması dünya siyasetinden görülmüş bir şey değildir. Yani AK Parti ideolojik bir parti değildir. Bunu şey anlamda söylemiyorum, dar bir çerçeve içinde söylemiyorum. Yani davası olan ya da merkez sağ ya da sağ bir terminolojiyle söyleyecek olursam mefküresi olan bir parti değildir. Tamamen iktidar, tamamen rant, tamamen paylaşım üzerine kurulmuş bir partidir. Bu pastanın ortadan kalkmasıyla birlikte orada onları tutacak, geniş kesimleri tutacak herhangi bir politik, ideolojik bağın ben olmadığını düşünüyorum. ANAP gibi. ANAP gibi. Yani birden çok ciddi bir biçimde %1'lere, %2'lere. %21'den %1'e düştü bir parti. Bir seçimde %20 oy kaybeder mi bir parti? Bu Türkiye'de böyle. Yani Türkiye'de siyaset alanı, yani bir belli bir politik geçmişiniz, omurganız ya da kadrolarınız yoksa benzer bir süreci yaşamaktan kaçamam. Çünkü zaten hani kurulduktan hemen sonra iktidar olmuş bir partiden bahsediyoruz. Şimdi bu partinin bir muhalefet deneyimi yok. Yani AK Parti hiçbir zaman muhalefete kalmadı. Muhalefete kalarak iktidara gelmedi. Kuruldu ve iktidar oldu. İktidardan gittiği andan itibaren de dağılması kaçınılmazdır. Onu herhalde sadece biz ANAP'ta görmüyoruz. ANAP'ta öyle olmadı mı? Evet. Turgut Özal'ın kurduğu ve ardından iktidara geldiği, muhalefeti çok yaşamadığı. Orada da şöyle bir şey oldu. Ya çok özür dilerim, sözünüzü kestim. ANAP çok uzun bir süreçte eridi. Ben AK Parti'nin o kadar uzun süre dayanacağını düşünmüyorum. Yani hani Özal işte 93'te hayatını kaybetti. Sonra işte Mesut Yılmaz geldi. 2002'ye kadar öyle ya da böyle varlığını sürdürdü. Yani bir zamana yayılan bir şey oldu ANAP'ın. Birden yok olmadı, birden erimedi. Ben AK Parti'nin bu kadar uzun süreli yaşayacağını düşünmüyorum. Ama yaptığın hesaba göre eğer Özal kaçta geldi? 80? 80, yani 82'de seçim oldu. 83'te oldu. 93'e 10 yıl bir iktidarlık süreci gördü. 89'da bir şeyi kaybettiler. Yani belediyeleri kaybettiler. Yani 91'de, 19 yıl mı sürdü ANAP'ın toplam? Yani aşağı yukarı gidip gelmeleri vesaire falan şey anlamda. Çünkü koalisyonlar süreci oldu biliyorsunuz. 93-94'ten sonra. AKP 18 yılı bitirmek üzere, yani ne farkı var? Şöyle bir farkı var. Hiç koalisyon bile olmadı. Yani bakmayın şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'yle birlikte hareket ediyor ama bildiğimiz anlamda bir koalisyon değil. Doğru. Bildiğimiz anlamda bir koalisyon değil. Yani buradaki mesele şu. Yani ANAP şeyde kaldı, muhalefete kaldı, seçim kaybetti. Ondan sonra koalisyonlarla yönetti. Öyle de böyle uzun bir süreç aldı. Ama ben AK Parti'nin bu kadar uzun bir süreç alacağını düşünmüyorum. Yani seçimi kaybettiği andan itibaren bir dağılmanın kaçınılmaz olduğunu, ki zaten o partide genel başkanlık yapmış Sayın Ahmet Davutoğlu, o partide bakanlık yapmış Sayın Ali Babacan zaten şu anda hali hazırda ayrıldılar ve inanılmaz eleştiriler getiriyorlar. Bu iktidarı kaybettikten sonra çok başka bir siyasal yelpaze ya da siyasal kompozisyon bizi bekliyor diye düşünüyorum.